canım kurban, vatan için şehit olursam ağlam annem. İnşallah başkan. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bizi o kadar mutlu ettiniz ki, bu rahmetin altında hiçbir şeyi düşünmeden 3 yıl önceki o melun geceyi unutmamak ve unutturmamak için her biriniz buraya geldiniz ya. Bu çok kıymetli. Biz ne diyoruz? Beraber ıslandık, yağan yağmurda diyoruz. Islanacağız. Bir kişi de olsa, 10 kişi de olsa o geceyi unutturmayacağız evvelallah. Bu millet bu dünyaya çok şey öğretti biliyor musunuz? Hani o bize demokrasi nutukları atan, hukuk kitaplarında demokrasinin ne demek olduğunu anlatan o bilim adamlarına öyle çok şey anlattı ki. İradesine sahip çıkmanın ne demek olduğunu anlattı. İstikbaline ve istiklaline sahip çıkmanın ne demek olduğunu anlattı. Canlı yayında anlattı. Bütün dünya izledi. Kıymetli kardeşlerim, hikayesi olmayan bir millet hiçtir. Şam gibi ve İstanbul gibi herkes orayı almak ister. İşte onlar, o şehirler hikayesi olan şehirlerdir. Kahraman Mehmet Akif, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan öncelikle 15 Temmuz'la alakalı bu karanlık geceyi düşünen, tasarlayan ve gerçekleştirmeye çalışan hain kalkışanları lanetlemekle başlamak istiyorum. Bizim bu güzel memleketimize, bu güzel ülkemize kastedenleri bütün milletimizle birlikte lanetliyoruz. O meşhum geceyi yapılanları unutturmamak için her yıl biliyorsunuz Demokrasi Bayramı olarak 15 Temmuz ilan edildi. Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı olarak. Bu bizim için evlatlarımıza bırakacağımız en büyük birlik ve beraberlik gecesidir. Bu gece herkes bir tek sözle bu milletin, bu memleketin tehlike altında olduğunu hissettiği andan itibaren hiç kimsenin müdahalesi olmadan özgür iradesiyle sokaklara fırladı ve sadece bayrağını ve abdestini aldı yanına. İşte bu millet tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda, tıpkı daha önceki bağımsızlık savaşlarında olduğu gibi 15 Temmuz'da da bayrağına, iradesine, istikbaline ve istiklaline sahip çıktı. Biz de Sancaktepe olarak bu geceyi unutturmamak adına yarın biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla olan bir program dolayısıyla bu akşam törenlerimizi yapıyoruz. Şehitlerimizi Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyup ruhlarına bağışladık. Onları yad edeceğiz. Onları hiç unutmayacağız ve evlatlarımıza da unutturmayacağız. Şehadetin ne kadar kutlu bir şey olduğunu biz o gece yaşadık.
Biz o gece gördük. Canından vazgeçenleri gördük biz o gece. İşte onun için bizler her yıl bugünlerde aynı nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Ve evlatlarımıza özgür bir ülke bırakmanın, iradesine sahip çıkmanın ne demek olduğunu öğretmenin güvenini yaşayacağız. Bu şekilde şenliklerimize devam edeceğiz. Sınıf boylarına nöbet tutuyorlar. Teröre karşı şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Onlara çok çok...